Merhaba, nasılsınız? Bugün tığışık kımı örtüde yapacağımız aşama şuradan şuraya kadar olan kısım olacak. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, yeni bölümü başlıyoruz ve yeni bölüme köşeden başlayacağız. Biliyorsunuz şurada 3 tane, 2 tane zincir vardı. Tam o noktadan başlayacağız. Daha doğrusu başlayacağım. Başlangıç ilmeğini çekip İlk 3 zincirin içerisine 3 tane sık iğne yaparak sıraya başlıyorum. 2 zincir çekip yanındaki 3 zincire de batıp tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve şuraya değil 2 tane sık iğnenin arasına batarak 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne. Ve tam şu noktadayım. 2 trabzanın başındayım. Ta ip alıyorum. Buradan itibaren diğer sık iğnelere kadar tekli trabzan yaparak ilerleyeceğiz şu şekilde. Hemen başladım tekli trabzana. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu an 100 tane tekli trabzan oldu ve devam ediyorum. 101 tekli trabzan yapıyorum. 102 103 104 105 106 107 108 ve 109 tane tekli trabzan yaparak diğer köşeye kadar ilerledim. 109 tane tekli trabzan. Şimdi 9 tane yine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 109 tane tekli trabzan, 9 tane de sık iğne yaptıktan sonra 3 zincirin içerisine yine 3 tane sık iğne yapıp 2 zincir çekip diğer 3 zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki kenara geçiş yapıyorum yine. 9 tane sık iğne yapıyorum. Buradan değil, 2 tane sık iğnenin arasına batarak başladım sık iğne yapmaya. 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi 9 tane sık iğneden sonra hemen ikili trabzanın tepesine batıp tekli trabzan yapmaya başlıyorum. 109 tane tekli trabzan yapıp yine tam şu noktada bitirip 9 tane sık iğne yapıp yine köşeyi oluşturup diğer kenara doğru geçiş yapacağım ve bu şekilde örtünün etrafını dolanacağım. Ve bitim noktasında, yani şurada başladığımız noktada tekrar buluşup bitirelim sırayı. Sıranın sonuna geldim. 9 tane sık iğne yaptım. Köşedeki 3 zincirin tepesini batıp kaydırarak ve bir zincir çekerek sırayı bitiriyorum. Sıra için yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum ve köşedeki 2 zincirin içerisine batıp bir tane sık iğne, 2 zincir ve tekrar aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve sıraya başlıyorum. Şimdi bu sırada önce
bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıp batıyorum. Sık iğne. Boşluk şu. Başlarken. Tekrar. Şunu güzel yapayım. Tekrar bir zincir, bir boşluk batıyorum sık iğne ve bu şekilde sıra başına kadar ilerleyeceğim. Bir zincir, bir boşluk batıyorum sık iğne, bir zincir, bir boşluk bırakıp diğerini batarak sık iğne. Bu şekilde diğer köşeye kadar ilerliyorum. Şu an tekli trabzanların olduğu kısımdayım. Oraya da aynı şekilde bir boşluk batıyorum. Sık iğne. Bir zincir, bir boşluk batıyorum. Sık iğne. Diğer köşeye kadar bu şekilde ilerliyorum. Diğer köşeye kadar yaklaştım. Bir zincir, bir boşluk bırakıp sık iğne yaptım. Ve şu anda gördüğünüz gibi köşe kısmındayım. Bir zincir çekiyorum. Köşedeki iki zincirin İçine önce bir tane sık iğne yapıp iki zincir çekip tekrar aynı yere batıp sık iğne yapıyorum ve ikinci köşeyi yapmış oldum. Şimdi yeni kenara başlarken yine bir zincir, şurayı bir boşluk sayıyorum ve şuraya batarak, yani iki tane sık iğnenin arasına batarak yeni kenara başlıyorum ve yine bir zincir, bir boşluk batıp sık iğne yaparak bu şekilde yine ilerliyorum ve etrafını bu şekilde dolanarak devam edeceğim ve başladığımız noktada tekrar bitirmek için tekrar görüşelim. Ve sıranın sonuna geldim. Bir zincir, bir boşluk batıyorum. Sık iğne ve sırayı kapamak için de bir zincir başlangıç ilmeğinin tepesine batarak bir zincire kaydırarak tutturuyorum ve tekrar bir zincir çekiyorum açılmasın diye ve ipi kesiyorum. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Yeni sıraya başlayacağım. 3,5'la yapmıştım. Şimdi tekrar bir zincir sık iğne yapacağım için tığ numarasını biraz büyük tutuyorum ki şu şekilde bir sıkılık olmasın diye. Başlangıç ilmeğini çektim. Ben başlangıç ilmeğini bu şekilde yapıyorum. Yani tığa şu şekilde doluyorum ve şurada tutuyorum açılmasın diye ve şu şekilde zincir çekiyorum. Bu benim başlangıç ilmek başlamam. Sizin belki farklıdır. Şimdi başlarken yine şu bitirdiğim noktadan başlayacağım ve ipleri de yedirerek devam edeceğim. İki zincirin arasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu sefer köşeye 3 tane zincir çekip aynı yere tekrar batıp sık iğne yapıyorum. Ve tekrar bir zincir, bir zincir boşluğuna batıp şuradaki ipleri de beraberinde örerek sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir zincir boşluğuna batıp sık iğne yaparak sırayı bu şekilde devam ettiriyorum. Bir zincir, bir zincir boşluğuna batarak sık iğne. İpleri de gördüğünüz gibi beraberinde yapıyorum. Ve bu şekilde artık bu kadar yeter. Diğer köşeye kadar ilerliyorum. Bir zincir, bir zincir boşluğuna batarak sık iğne. Bu şekilde köşeye kadar ilerledim. Bir zincir çekip bir zincir boşluğunu batarak sık iğne yaptım ve köşeye geldim. Tekrar bir zincir çekiyorum ve iki zincirin içerisine batıp sık iğne. 3 tane zincir çekip tekrar iki zincirin içerisine batarak sık iğne yapıyorum ve köşeyi bu şekilde yaparak dönüyorum. Bir zincir çekip tekrar yeni kenara bir zincir boşluğunu batarak başlıyorum ve yine bir zincir boşluğuna batarak sık iğne yaparak
bu şekilde örtünün etrafını dolanıyorum ve tekrar şurada sonlandırmak için tekrar görüşelim. Sıranın sonundayım. Tekrar bir zincir, bir zincir boşluğuna battım sık iğne ve bir zincir çekip başlangıç ilmeğinin tepesine batıp kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum ve sırayı bitirmiş oluyorum. Bu sıra için başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağım nokta yine şu bitirdiğim noktadan başlayacağım. Şu ipi de alıp beraberinde gizleyerek örmeye devam edeceğim. Şimdi burada 3 zincir vardı. 3 zincirin içerisine 3 tane sık iğne yaparak sıraya başlıyorum. 1 2 şu ikincisini iyi çekeyim. 2 ve 3. Bu arada tığ numaramı değiştirmedim çünkü sık iğne yapacağım. Şimdi bu sırada sık iğnelere bir tane sık iğne, bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Bir zincir boşluğuna batıp sık iğne. İpleri de yedirdiğim için görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sık iğnenin tepesine batıp tekrar sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne. Sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yaparak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Ve köşeye geldiğimde köşenin sık iğnesini başına batıp tekrar sık iğne ve köşedeki iki zincirin içerisine ise 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Kenara başlarken de hemen şuradaki sık iğnenin tepesine batıyorum yine ve sık iğnenin tepesine sık iğne, bir zincire sık iğne ve tekrar sık iğne, sık iğne şeklinde tekrarlayarak bunu yeniliyorum. Ve bu şekilde örtünün etrafını dolanıyorum. Bitim noktasında birlikte bitirmek için tekrar görüşelim. Ve sıra sonundayım. Bir zincirin içerisine batıyorum sık iğne. Şuradaki sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğne ve başlangıç ilmeğini de batarak tepesine sırayı sonlandırıyorum artık. Bir zincir daha çekiyorum ki açılmasın ve ipi kesiyorum. Sıraya başlıyorum. Bu arada sık iğneleri 4 numarayla yapmıştım. Şimdi 3,5 numaraya dönüyorum artık. Farklı bir renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekip köşedeki herhangi bir köşeden başlayabiliriz. 3 tane sık iğnenin ortasına batarak aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptım. Köşenin ortasındaki sık iğneden başlıyorum. Tığa ip aldım ve sayıyorum buradan. 1, 2, boşluk, 3.ye batıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. 2 zincir çekip buradan sayıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. yere batıp aynı yere şurada olduğu gibi 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3
4 ve 5. Tekrar tağa ip alıyorum ve sayıyorum buradan. 1, 2, 3. sık iğneye batıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şunu şuradan itibaren tekrarlıyorum. Yani şimdi ne yapacağım? 5 tane ikili trabzandan sonra 2 zincir çekip 5. yere batıp 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. yere batıp aynı yere 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Tığa ip aldım ve sayıyorum buradan. 1, 2, 3.ye batıyorum. Ve yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4 ve 5. Bunu bu şekilde tekrarlayarak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Evet, şu an köşeye yaklaştım. 2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Bundan sonra ne yapıyorduk? 2 tane zincir çekip şuradan itibaren sayıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. yere batıp aynı yere 5 tane 4 ikili trabzan yapıp tığa ip alıp 1, 2, 3.ye batıp yine 5 tane ikili trabzan yapıyordum. 2, 3, 4 ve 5. Yine 2 zincir sayıyorum buradan. 1, 2, 3, 4. 5.ye batıp aynı yere 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi köşeyi neden döndüm onu söyleyeyim. Şimdi biz başlarken köşenin orta noktasına şu şekilde 5 tane ikili trabzanla başladık. Bu sırada gideceğim birkaç sırada köşe olmayacak. Sadece yuvarlak şekilde döneceğiz. Sonrasında köşeyi oluşturacağım. O yüzden de diğer yerlerde köşeye geldiğimde bu şekilde 5 tane köşe noktasına ikili trabzan gelmeyebilir ki şu anda aynen o şekilde oldu. O yüzden sorun etmeyin. Önemli olan sıra sonuna kadar geldiğimizde şuradaki şu tekrarın sıra sonuna kadar tekrar şekilde gelip burada tam ne yapmam lazım burada mesela 5 tane ikili trabzan yapıp buradan şurayı tutturmam gerekecek. Bu şekilde ben dolanayım. Biraz daha yaklaşınca şurada sırayı bitirmek için tekrar zaten buluşup sırayı bitiririz. Anlatmak istediğim köşe noktasına geldiğimde şu şekilde 5 tane ikili trabzan gelmediğinde sorun etmeyeyim. Sadece örneği tekrarlayarak dolanacağız. Şurada zaten bakın tam orta noktasına gelmedi. Saydım. Örneği yineleyerek gidiyorum çünkü. O halde yaklaşınca tekrar görüşelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Biliyorsunuz ki aralardaki sayılar hep eşit şekilde devam ettim. Ama bu son kenarda buraya geldiğimde tabii siz görmüyorsunuz. Ben şu anda yaklaştığım noktadayım. 6 tane sayı fazlalığı vardı ve dolayısıyla o 6 tane sayı fazlalığını aralarda dağıtarak sıra sonuna kadar geldim. Şöyle örneğin 2 zincir çekip 6 tane altın 5.ye batıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Ama ben 6 fazlalığını dağıtmak için örneğin 6.ye battım. Ve yine buradan 2, 3.ye batarak devam ediyorduk.
yine sayı fazlalığını atmak için üçüncü ev attım ve dolayısıyla bunu farklı noktalarda dağıtarak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerledim ve burada 6 tane eksiği yedirdiğim için bir tane ilmek belirleyicisi taktım ki sonraki sırada sayıları yaparken burada eksik çıkacak çünkü 6 tane. Dolayısıyla onu farklı yerlerden kapatıp tekrar doğru sayıya ulaşmak için kendim için bir belirleyici taktım. Çünkü kare bir örtü ve sayılar eşit şekilde ilerliyor. Bu taraftaki sayılar eksik çıkıp öbür tarafta fazla çıkarsa sayı örtü kare olmaz ve dolayısıyla örtüde, görüntüde bir çirkinlik oluşabilir diye dipnot olarak bunu belirtmek istedim. Çünkü muhtemel siz de benimle aynı şekilde devam ediyorsanız benimle aynı sayılar çıkacaktır muhtemel. 7 de çıkabilir, belki 8, hiç problem değil. Onu dediğim gibi farklı noktalarda da dağıtabilirsiniz ama kendinizi belirleyecek bir yer koyun. Çünkü sayıları eşit şekilde dağıtmamız gerekecek. Çünkü köşeyi sonradan oluşturacağız tekrar. Burada kaldım ben. 6 tane, 5 tane aynı yere ikili trabzan yaptıktan sonra ta ip alıp 1, 2, 3'üncüye batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorduk. Şimdi onu yapıyorum. 3, 4 ve 5. Sonrasında 2 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5'inciye batıp bu şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorduk. Ama sayı dediğim gibi bakın bir tane fazlalık var. Problem değil. Yine de bağlıyorum 2 zinciri başladığım noktaya ve kapatıyorum. İpi de kesiyorum. Umarım söylemek istediğim anlaşılmıştır. Eğer ifadede bir yanlışlık varsa veya anlamadıysanız lütfen yorum kısmına yazarsanız ben bir şekilde dönüyorum zaten. Şimdi diğer sıraya geçeceğim. Başlıyorum. Yeni sıra alttaki sıranın tekrarı olacak ve dolayısıyla altta örneği kurduğumuz için bu sıra çok kolaylıkla ilerleyecek. Şimdi göreceksiniz birlikte. Yapacağız. Başlangıç ilmeğini çekip 5 tane ikili trabzanın şu şekilde tepesine batıp aynı yere birinci 5 tane aynı yere yaptığımız ikili trabzanın ilkinin tepesine batıp aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5. 2 zincir çekip batacağım nokta ise şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar ta ip alıyorum. Batacağım nokta yine şu 5 tane aynı yere battım ikili trabzanın. Zincir çekmeden 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şuraya batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 2 zincir çekip sayıyorum. 1 2 3 4 5'inciye batıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzandan sonra zincirli olan kısım geliyor. Bu sefer burada zincir çekmeden direkt 5 tane ikili trabzanın aynı yere battığımız ilkini atıp aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 bu şekilde tekrarlanacak bu sırada. Bu şekilde devam ederek
bütün etrafı dolanalım ve şurada bitirmek için tekrar görüşelim. Sıranın sonuna geldim. Aynı yere 5 tane kil trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5. yere batıp 5 tane kil trabzan yaparak ilerlemiştik. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. 3, 4, 5. 5 tane kil trabzanla başlamıştım. Dolayısıyla ikisini şu şekilde birleştirerek kaydırıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Ve ipi kesiyorum. Bu sırada da yine aynı şekilde aynı örneğin iğnelenmesiyle devam edeceğiz ve farklı renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum. Bitirdiğim noktadan başlayacağım. Ta ip alıyorum. Aynı noktaya yaptığım 5 tane kil trabzanın bu sefer sonuncu yani şuradaki kısmına batıyorum. Şuradaki ipler sizi kafanızı karıştırmasın. Normalde başlarken şuradan başlamıştım. Bu sefer şuradaki sonuncu İkili trabzanın aynı yere battım. 5 tane ikili trabzanın sonuncusunu batıp aynı yere yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. Ah çok inatçı. İki. Üç. 4 ve bu da 5. Ve şuradaki ikili trabzanın zincir çekmeden direkt batıyorum. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 2 zincir çekiyorum. Batacağım nokta ise 1, 2, 3, 4 ve 5. Aslında 5 tane ikili trabzanın sonuncu trabzanın tepesine denk geliyor. Ve aynı yere batıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Yine zincir çekmeden batıyorum hemen buradaki ikili trabzanın tepesine ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi örneğin yinelenmesini yapıyoruz. Aslında sadece şuralarda bir değişiklik var. Şuradan battım. Bu sefer buradan battım. Bir sıra yaparsak ise yani bir sıra daha yaparsam şuradan batacağım. Yani şunlar zikzaklı geliyor. Şuradaki sayılar gördüğünüz gibi sabit. Bu noktada ne yapıyoruz? 2 zincir çekiyorum. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra batacağım nokta şurası. Artık saymama gerek yok. Zaten 5.sine otomatik geliyor. Ama yine de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya aynı yere 5 tane ikili trabzan. 4 ve 5. Zincir olduğu için ne yapıyorum? Zincir çekmeden direkt batıyorum. Ve yine 5 tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve bu da 5. 2 zincir çekiyorum. Yine batacağım nokta. Burası saymıyorum dediğim gibi artık. 5. olduğunu gördünüz. Otomatik olarak batıyorum ve aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Ne yapıyorum? Şuraya batıp zincir çekmeden direkt
5 tane kil trabzan. 3, 4 ve 5. Şu şekilde tutayım, anlayacaksınız zaten örneğin mantığını. Evet, bu şekilde örtünün tüm etrafını yinelemeyle, bu yaptığım yinelemeyle tekrarlayıp, yinelemek, tekrarlamak, şurada tekrar bitirmek için buluşalım. Şimdi etrafını ben de gideceğim. Tekrar şurada buluşup sırayı bitirmek için tekrar görüşürüz. Ve sıranın sonuna geldim. 2 zincir çekip başlangıçtaki ilmeğin tepesine batarak sırayı ve bölümü tamamlamış oluyorum.